Evet, 2 Haziran 2017 ve burası Çanakkale Bayramiç ilçesindeyiz. Ve rekor gelişim ürünümüzü yaklaşık 50 dekarlık ceviz bahçesinde kullanan Sayın Adnan Ökşen. Ökşen beyefendinin bahçesi, tarlası burası. Tabii kendileri burada yok hâlde. İstanbul'da yaşıyorlar. Ve yardımcısı, çalışma arkadaşı Sayın Hakan Özen beyefendi bahçesini gezdirecek. Çentler ceviz bahçesi. Çoğunluğu çok cüzi miktarda da şey var. Buranın yerli nektarini, Bayramiç beyazı dediğimiz bir nektarın cinsi var. Önce kullandı geçen sene bir kısmına. Memnun kaldığı için de yeni dikimlerde bu sene kullandı. Bahçemizi gezeceğiz şimdi. Evet Hakan Bey, ağaç Çetler ceviz bahçemiz. Evet. Buyurun böyle. Nedir efendim? Yani rekor gelişim başta topraktan itibaren ne sağlıyor yani? Baştan topraktan itibaren toprağa yumuşatıcı bir özelliği var. Evet. Artı kök atmasına çok yardımcı olan bir şey. Evet. Bunlar geçen sene dikildi ve bizim bunları diktiğimizde yerde buz vardı. Bunları diktiğimizde burada kazıcılar kürekleri batıramıyordu yere. Evet. O şekilde bir dikim yaptık. Peki toprak yapısı nasıl bu arada? Toprak yapısı nasıl? Burası kışın normalde su duran bir yer. Ve evet. Buraya pulluk biz batıramıyorduk. Yani bizim traktörle biz buraya pulluğu çizip gidiyorsun ama. Pulluğu evet. Batıramayacak. Çok sert. Zaten şöyle var. Bakın şu an bu ikinci yaşını yaşıyor. Evet. Aynı zamanda dikilen cevizler var. Gelirken gördük yani. Evet, bu toprak yapısına sahip. Bizim mesela orada gördüğümüz aynı toprak, o cevizleri gördünüz ne kadar? Boyları bu kadar. Boyları bu kadar. Bizim evet. Ne kadar mesafe var? Şu an 1,5-2 metre daha fazla. Siz şu anda 1,80 boyunda olduğunuza göre en az? 1,80 boyundayım. Demek ki yarım metreden fazla. 2,5 metre, evet. 2 metreye yakın evet. Herhalde. Hepsi kısaları da var ama şu an böyle denk geldi. Bakalım. Evet. Sürgünler nasıl? Ağaç genişliği, yaprak genişliği nasıl? Şu anda çok güzel. Ne gördüğünüz renk ne renk yaprak rengi? Yaprak rengi tepeleri kırmızı, yemyeşil. Yaprağın kendi ne renk? Yemyeşil. Kara yeşil yani. Kara yeşil. Canlı. Hı-hı. Kalın bir yaprak yapısına evet, sahip yani. Evet, evet. Ağaç canlı. Tepe sürgünlerini zaten buradan bu ağaç büyük olduğu için göremiyoruz herhalde. Daha kısalarını gördüğümüzde göreceğiz. Buyurun. Ağaç sağ. Peki iklim nasıl? Yani burada iklim anlatır mısınız? İklim burada biraz soğuk geçiyor. Yani burası nasıl diyeyim? Hem ilk donu ve kırayı yiyen bölge, hı-hı, hem en son don ve kırayı yiyen bölge. Ayrıca iklim sıcaklık açısından nasıl oldu yani? Sıcaklık açısından daha bunlar işte nasıl diyeyim daha 1-2 aylık, 1 aylık veya 1,5 aylık. Uyanalı 1,5 aylık ama iklim bir türlü ısınmadı yani. Isınmadı halen daha gördüğünüz gibi. Halen bugün sıcak ama. Bugün sıcak ama yağmur şu anda Çan tarafında ya şu anda. Evet. Sırta dikim. Evet bakın şuradan ağaçları çekiyoruz hali. Sırta dikim bir dikim yapılmış. Evet. Sırt dikim. Bahçede biraz bakmayın şey olduğuna. Bahçe gayet bakımlı. Sadece ot mücadelesine biraz yoğunlukları var. Nedir sürgünlerimizin boyları? Sürgünlerimizin boyları aşağı yukarı bir 50-60 50 santim diyebilirim yani. Evet. Peki budamayı ne zaman yapacaksınız? Budamayı ne zaman? Evet. Tam kışa girerken yapacağız. Yok, tepeleri alacağım dediniz ya az önce konuştuk hâlde. Tepeleri alacağımız dediğimiz şu küçükleri alacağız. Ha, küçükleri alacağım. Ha. İleride bir tane örnek var. Ha, şimdi evet. Gel. Şimdi evet. Asıl o zamandan sonra bu fidanlar. Bunlar evet. Bu nedir mesela? Şimdi biz bunlarda iki tane dal bırakıyoruz. Yani bunu rüzgar kırar mırar diye. Hı hı. Gördüğünüz gibi zaten bir metre filiz var. Evet. Bir buçuk. Evet. Bir buçuk aylık. Ciyaz canlı bir şey evet. Yani biz şu dalı şuradan kırıyoruz. Şey yapıyoruz. Hı. Kesiyoruz. Bu yeni dikim bu. Evet yeni dikim. Bu tek kalıyor. Tek kaldığı zaman bu halde çıldıracak. Evet çıldıracak diyorsun. Şu an durumunu gösteriyor. Evet, kalınlıkları iyi. Evet kalınlıkları. Bir tür kalınlığı daha iyi. Evet. Devam edelim. Şöyle bahçeyi şöyle çekelim. Mevki olarak neresi burası? Burası Çiftlik köyü. Çiftlik mevkisi. Evet Bayramiç. Tarlada ottan dolayı yani biraz ot yeşil olduğu için ağaçlar da yeşil. Haliyle ağaçları seçtirme konusunda hani şey oluyor halde. Evet. Şu anda bahçemiz bu şekilde. Evet. Bahçeyi çekiyorum. Evet. Genel olarak dostlarınızın bahçeyle ilgili yorumlar nedir efendim? Yani hani burada ne diyorlar? Hani genel anlamda. Biz şimdi genel anlamda buraya bir nazar boncuğu takmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz. Nazar boncuğu. Evet. Tepe sürgünlerini görüyorsunuz böyle. Şu şekilde çekiyoruz. Çünkü az önce geçtik yanına gördünüz kendiniz. Evet. Boyları ne kadar. Tabii ben bahçenizi gayet sağlıklı görüyorum. Canlı, yeşil. Önemli olan bakın şu sürgünlerin sağlıklı olması, kırmızı evet. Kırmızı olması, ağaçların renginin canlı olması, koyu yeşil olması. Evet. Boy bir yere kadardır. Ama bu sağlığı göremezseniz eğer meyve alamazsınız yani. Evet, evet. Yani üzerinden alacağınız meyveler
Meyve tutumu yolmaz yani. Dönemde meyve de var. Biz yolduk. Tabii olur. Olur ama yoldunuz büyümesi için tamam. Şey yaptınız herhalde. Bunlar ikinci yaşını yaşayan ağaçlarımız bunlar. Gelelim birinci yaşayan. Burası 650 tane, burada ikinci yaşında. Burada 650 tane. Gelelim burada. 650 tane yeni dikim var. Bunları da kullandınız. Bu sene diktiniz. Evet, tüplü mü diktiniz ki açık kök mü? Açık kök. Açık kök diktiniz, evet. Zifire %0 diyebiliriz. Hiç fire olmadı diyorsunuz. Doğru dikim, doğru şekilde yaptınız. Evet. Bir toprağı eller misiniz? Yani gevşek diyoruz ama. Mesela traktörün geçmediği bir topraktan bahsediyorsunuz. Evet. Derine, daha derine. İnebiliyor. Evet. Dibine attınız haliyle. Attığınız bölge dibine attınız haliyle. Toprak nem duruyor haliyle. Evet. Biraz açıktan böyle atılmayan böyle suyun görülüyor ama yağmurlar zaten sürekli yağdı değil mi buralar? Buralar tabii. Atılmayan böyle yerlere doğru geldiğinizde. Bizim abi. Bakın kazamıyorsunuz yani. Biliyorsunuz. Atılan yer gevşek. Evet. 150 gram tavsiye ediyoruz. 150 gram kullanmışsınızdır yani. Onu evet. Bugün şöyle bakın hizası bu şekilde. Bütün bir boy. Sırta dikim yine aynı şekilde. Bu tür kesinlikle bu tür ağır topraklarda suyun biriktiği yerlerde muhakkak sırta dikim yapmanız gerekiyor ama sırta dikmiş olmanız yetmez. Rekor gelişimi yine kullanmalısınız. Yine aynen. Yani bu kez kök yine sıkar. Yine gelişim sorunu yaşarsınız. Yani ama sırta dikim doğru bir dikim şeklidir. Yani doğru şu anda burada evet. Toprak yumuşak olmaktan sonra yağmur yediği zaman toprak tekrar sertleşiyor. Evet tekrar sertleşiyor, çatlıyor hali. Fidan dibinde olduğu zaman. Evet aynen o şekilde. Evet gelelim böyle. Ondan sonra ağaçlarımız yeni dikim. Hiçbir sıkıntı yok. Sağlıkları yerinde. Evet. Allah nazardan saklasın diyelim. Yani gayet güzel halde. Şimdi de şeye geçelim. Yine bu sene dikim bayramış beyazı. Şeftali ağaçlarımıza gelelim. Evet. Yine bunları da diktik halde. Evet. Bunlar nasıl efendim şu anda? Bunları da aynı zamanda diktik. Evet. Şeftali ağaçlarımızı. Evet, sürgünleri aynı ya. Cevizler gibi. Onlar da gayet ışıl ışıl. Rüzgardan kopan dallar. Rüzgar çok oluyor burada. Rüzgar çok oluyor. Evet, devam edelim. Fazla bir şeyini şeftali yok ama yine de bir kısım yapmışsınız haline. Ya, yemek için işte. Evet. Eşdostiyesi. Evet. Eşdostiyesi ama bayağı bir ağaç var. Yani eşdost o zaman bütün bayramı hiç yemesi lazım buraya. Evet. Maşallah. Allah dostsuz bırakmasın o zaman diyelim. Evet, şöyle. Görüyorsunuz ağaçlarımız sağlığı yerinde. Durum bu. Benim soracaklarım bunlar. Söylemek istediğiniz başka şeyler varsa. Şimdi biz evet. Bu ürünle gayet oldukça memnunuz. Bizim yukarıda şimdi daha sonra gideceğiz. Badem bahçemiz var. Evet. Bu üründen oraya da kullanacağız. Evet. Ve şu anda gittiğimizde kullanmadan ki halini bir göreceksiniz. Ve evet. Kullandıktan sonra geldi. İnşallah orayı da ayrıca çekeceğiz haliyle. Yeni tesis ediyorsunuz. İnşallah. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.